Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir oyun ile karşınızdayım. Samsara Room, bu Cube Escape vardı hatırlarsanız. Rusty Lake'in yapmış oldu. Onun bir oyunu. Neredeyim ben diyor. Yaşam döngüsü mü bu? Bir çıkış yolu bulmam lazım. Odada gezmek için. Zaten sistemi biliyoruz artık. Daha önce Cube Escape'de oynamıştık. Bunu hiçbir şey yapamıyorum galiba. Mektup açacağı lazım olabilir. Yani. Bu harfleri ben şu anda anlamlı bir cümleye çevirmeye uğraşırsam veya kelimeye uzun sürer. Biraz kurcalıyorum. Bir tane mum bulduk. Kilitli bulduğun eşyaları kullan. Tamam. Burada yine ben miyim bu? S. Bir tane S harfi gördük. Not almalıyız yine kanımca. Öbüründe not alıyordum diye hatırlıyorum. Bayağı bir not almıştım. Hatta öbürü daha uzun bir oyundu. Çünkü video izliyorduk hatırlarsanız. Kalemimin bir yazmaması biraz üzdü. Burada bir kalem var. Bir tane şöyle S stokunu. Tamam. Ben miyim bu? Bu sorunun cevabını bilmiyorsun. Sen kendi tipini bilmiyor musun hocam? Aa, kertenkelebek. Aha. Nereye gittin lan? Bu bizim manzaramız mı? Biraz daha. Burada bir yerde bir şey var mı? Demek ki henüz vakti değil. Henüz vakti değil onun. Saat ayarlayacağız ama bir saat bilgimiz yok. Geri gelir misin? Şu kerten bebeği sürükleyelim. Bunlar bir mum daha çıktı. Çekmeceler açılıyor mu? Bazı nesneler sürüklüyor. Bir mum daha çıktı. Bir balık çıktı. Bir bıçak çıktı. Boş çıktı. Şimdi bunlarla ilgili de sen bir git kardeşim. Bu ne anlama geliyor kertenkele bilmiyorum ama. Şöyle bir şey geldi aklıma. Enlighten me. Şimdi balığı vereceğiz. Şöyle yapalım. Şurada elimizde balık var. Seni öldüreyim. Senin kafana balık atayım. Üç tane mum. Burayı da bıçakla. Vay anasını sayın seyirciler. Şimdi küpe balık vereceğiz. Şuraya mum. Şuraya mum. Şuraya mum.
Mumları yak. Balığı verdik. Doğrayıp verelim. Yok. Şimdi seni bıçaklayacağım en son. Geziyorsun sürekli. Şey yok burada. Burada bir şey yok. Elimizde bir bıçak kaldı. Şurayı açmak için bir şey lazım. Bunu belki Yani üç tane, dört tane sesli harf olunca biraz garip oldu tabii. Line, get line mı? Get line. Man. Aa, bir dakika. Yani. Bunları tutup birbirine. Bunlar böyle yukarı doğru oldu. Bunlar line doğruydu da. Light. Dur. Yani. Light. Hem nene. Lighten, enlighten, am. Yani. Enlighten me. Ha, enlighten me dedik. Oldu. Helal lan. Hadi bismillah. A fish. A look a bit fishy. Balık, kafamıza balık girdi abi. Mihrel. Oh. Mihrel. Bir sürü seçenek var. Mihrel. Seçenek var. Şurada bir şey gördüm. Deniz kabuğu. Selamun aleyküm. Balık gibi olmuşum. Kafa balık. Kafa balık. Dört deniz kabuğu yapacağız şimdi o zaman. Saatle ilgili bir bilgi yok, o çizgiyle ilgili. Bu ne abi? Koyular haricindekileri tıklayacağım. Aynen. Sen daha aldık. Raflar çıkmış yerinden.
Cama aldı. Kalbini verdi. Peki hala burada bir işlem yapabiliyor muyum? Yok. Birisi kalp olacak o zaman. Şeye bakalım. Masadaki not gitmiş ama. Onu çizseydik iyiymiş. Bunlar alınmıyor. Bunu buraya koyamıyoruz. Kalp koyduk, deniz kabuğu koyduk. Peki bu balıkla ne yapabilirim? Şuraya balıkla vurayım mı? Yok. Vurmayayım. Sana balık bok koyalım. O telefonu çözeceğiz mecbur. Bunda bir şey yok. Telefonu çözeceğiz. Tamam. Telefondaki baloncukları balıkla vurayım. Sol. Hizalı gidiyor. Hep en soldakini seçeceğiz. Let it in. Kalp koyuyorsun. Kalbi kavanoza mı koyacağız? Enlighten miydi? Bunu okumuştuk bir de. Nerede, hiç aklımıza da gelmedi onu okuduğumuz. Kavanoz ne işimize yarayacak? Merak içerisindeyim. Kibritle balığı pişir. Kibritle kavanozu yak. Ha, nasıl su doldurduk biz buna? Su dolu kavanoz. Bunlara bakamıyoruz. Acaba telefonda var mı bir şey? Şu anda yok. Aa, bir saniye. Şuradan kendimize bir bakalım. Bu S'ye gitmiş. Şey var. Sekizimtırak bir şey. Bunu da çizelim. Ne işimize yarayacak bakalım. Öyle ona tıklanıyor mu? Kendimize tıklanıyor mu? Böyle bir şey değil. Bu kavanozu buraya koymam mümkün mü? Değil. Senin dördüncün nerede hocam? Kapat, kapat. Uzaklaş bir bak. Yok. Dön. Dur, sana su vereyim. Olmuyor. Ateşe de veremiyorduk. Orada bir şey yok, burada bir şey yok, şuralarda görünürde bir şey yok. Aymış ya. Dere.
Deniz kabuğu balık ikilisinde ne göreceğiz? Deniz kabuğu balık ikilisinde bir şey görmedik. Kalpte. A corrupted soul. Is that me? Yozlaşmış ruh, bu ben miyim? Sıradaki gelsin. Şey yemedi. Yine S modundayız. Kafadan balık çıktı. Şimdi o balığı yiyebiliyor muyum acaba? Heh, kertenkelek gelmiş yine. Balıkla beynine vurayım mı? Bura geri geldi. Sen ne yapacaksın şimdi? Onu kovaladıkça bir şeyler oluyor galiba. Emin olamadım. Çekmecelere bir şey gelmedi değil mi? Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Bir daha kovala. Kardeşçim. Ne oldu? Ne yaptık şimdi? Sen de konuşmuyorsun. Su ve balıkla ilgili bir şey yapacağız. Acaba balık larvalarını mı dökeceğiz suya? Yok. Sana gelelim. Kalbi aldık. Balığı bırak. Yok, balığı al. Kavanozu bırak. Olmuyor. Hiçbir şey yokken ne oluyor? Hiçbir şey yokken hiçbir şey oluyor. Ha, şöyle bir şey var. Biz mum kalbe baktık mı? Mum kalpte ne var? Bakmışız herhalde. Ha, dur. Suyu oraya döktük. Bir tur daha atsak belki şey olur. Orada bir şey yetişir. Ha. Tamam. Kavanozu boşalttık. Geldik. Kavanozu aldık. Hop. Attık. Gecko. Kertenkelebek oldu. Şöyle bir tane. Buna da üçgen diyelim. Güzel manzara. Sevdin yani bu kafayı. Yumurta var. Ne bu? Misket. Misket, misket. Kibrit. Bakayım. Ha, mumları nasıl alacağım? Kavanoz olmaz. Balıkla vursam olmaz. Buluruz bir şey. 0355.
Peki. Saatin alt kısımlarına bakamıyor muyum? Yok. Puzzle mı? And who are you, the proud lord said, that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. In a coat of gold, a coat of red, a lion still has claws. Mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the rains we pour is all, and not a soul to hear. And who are you, the proud lord say, that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the rains we pour is all, and not a soul to hear. But now the rains we pour is whole, and not a soul to hear. Böyle. Ne oldu şimdi o? Ne yaptı ki? Blok blok yapıyordu. Düştü bir yere. Buraya mı düştün? Nereye düştü le? Burada değil. O zaman diğer tarafa geçip bakacağız ona. Tane daha kaldı da. Seni sallayabiliyoruz mu? Sıralaması mı var? Sıralaması var. Boy sıralaması var. Onu anladık. Küçükten büyüğe boy şey yapacağız. Ama bir sonraki o gibi. Ha bu. Aduket. What the heck, heck. Sen gel buraya. Sen git buraya. Şimdi şöyle ki. Neyse yeni şey gelince yapacağım onu. Oradaki telefon var mıydı orada? Ona bakmadık galiba baş aşağı dururken. Kitap buraya düşmüş. Ee,
Fedakarlık tohumu. Da ne yapayım yani? Ha böyle. Damla o yetişir diyor. Saati hatırla diyor. Balık. Sıfır üç elli beşti o kafanınki. Sonra balık saatini hatırla diyor. Balık saatine bilmiyorum. Bir de fidan saati var galiba. Bunların karşılıklarına bakalım. Üçgenler var orada. Şunla bunu şey yapacağız herhalde. Geçmiş asla ölmez diyor. Saati de 8.25. Bakalım 8.25'e. Ayna yalan söylemez diyor. Orada da yine sıralamamız bizimki, balıktaki. O fide değilmiş, kertenkeleymiş. Kertenkeledeki üçü var bizde zaten. Dördüncü olarak da solucan bulacağız. Solucaninki olacak bir de. Tamam, biz şimdi şurada bir saati 8.25'e getirelim. Bir üçgen anahtar daha bulduk. Şimdi önce bizim tamam. Bir tane daha lazım. Balık dünyasından o zaman lazım mı? Balık dünyasından lazım olabilir. Kertenkelede bulduk ama balıkta bulmadık herhalde. Bir balığı deneyelim. Balıktaki kitap Samsara. Saat 2 çeyrek mi? Hop gitme. Ne gitme. Lan. Valla. Bu başka bir şey var mı ya? Burada telefon yaptık da kertenkelede yapmadık. Bir kertenkeleye bakacağım. Telefon yapılıyor mu diye. Yok. Hadi bakalım. Oha. Abi kalbini de söktün. Ne yapacağız şimdi? Bu kılık ne? Bu toz ne? Aha fideyi de aldık. Şimdi abinin elindeki fideyi şuraya bir çak abi. Dön. Valla git bir dünya kuru toprak suladık. Şimdi asıl sulama işlemini yapacağız. Şimdi solucan gelecek oradan. Fide büyüyecek bir su dökünce. Tamam. Kavanoz gitti. Bu kertenkele tarafından baş aşağı görünecek. Biz oradan üstünde solucan kapacağız gibi geldi bana. Şimdi abicim. Ben. Evet. Evet, doğru. Warm. Uy.
Mektup. Kafamız mektup kadar güzel. Evet, bu da böyle. Aldık bu bilgiyi. Telefon. Şu an solucan gibi olduğum için yerlerde sürünerek geziyorum. Kafa solucan. Yaprağı yakala. Gücüm yetmiyor. Geç abi. Yaprakları toplayacağım da buraya koyacağım da. Bitti mi buradaki? Adam ağzının içinde ağaç yetişmiş. Ve git hadi. Başka? Tamam. Şimdi bir onun figürü S. Bir S'deyken iki şunda üç şunda dört şunda yumurta. Yumurta aldık. Yumurta, yumurta, yumurta. Yumurta aldık, yumurta. Ağzında çıktık mı abinin? Abi sende ne ağız varmış? Kulak da var mı? Memiş. Sağ.
Yok. Başka bir yerden mi buraya müdahale edeceğiz acaba? Ama gidemiyoruz ki şu anda şeyi çalıştıramadığımız için. Dört tane değil mi yoksa? Dört tane de olabilirdi. Yok değilmiş. Yumurta mı? Bıçakla yumurta. Aa. Abi aç ağzını. Al yumurtayı. Yumurtayı veremiyoruz abinin ağzının içindeki şeyi. Yani. Burada bir sürü kompozisyon var. Hangisini yapmalı? Brothers, the time has bowed so low. The fellow from God, that's all time. The God, the God, and mine are long and sharp, my word, so little true. Then so is better, then so is better. Evet. Şimdi yumurtayla ne yapmalı diye düşünüyorum. Pıdık pıdık. Al yumurtayı. Direkt yok. Yapak. Şimdi balık kısmına bir daha gidelim. Sıradan bir ne vardı ne yoktu bir bakış lazım bize. Sen ne diyordun Samsaracığım? Sen saati söylüyordun. Burada başka bir eskidiğimiz yoktu. Yerde yatan adamımız var. Yumurtamız var. Bunların hepsi şu anda var artık. Yerde yatan adama yumurta vereyim. Ha o adam buraya da yere düştü mü? Ha burada buradasın. Abi. Keyifler nasıl? He? Bir şey yok mu sende? Bıdık bıdık. Yok. Hepsini bir gözden geçireceğim. Abi mi bıçaklayayım acaba? Abi bıçaklasam nasıl olur? Kulağını burnunu alsam. Yok. O da işlemedi. O zaman kertenkelepeğe bir daha gidelim. Geri gelme ama. Burada abi nerede? Abi. Abi. Adam yok burada. Nasıl olmaz?
Saat oynamıyor. Oynamıyor. Biz solucandaki saate baktık mı? Görebiliyor muyduk yani solucandaki saati? Can kafa. Burada bir tane daha mı bulmaca var acaba ya? Yani burada soldan bu çıktı ya. Acaba sağdan da bir şey çıkıyor mu? Ya da bunun içine bir şey mi bırakıyoruz? Balığı buraya bırak. Kertenkeleyi buraya bırak. Kalbi buraya bırak. Olmuyor. Sağdan da bir şey çıkabilir belki dedim de. Hepsinin ayna görüntüsünü alsam. Şu buraya gelir. Ayna yalan söylemez diyordu ya. Bu buraya gelir. Bu buraya gelir. Dur. Bir iş yaptı mı? Yapmadı. Yok. Bir şey yok burada. Bu bey abide bir şey çıkmadı. Bunu temizledik. Burada yaprağı aldık. Ekstra bir şey var mı diye bakıyorum. Çiviyi mi alacağız? Çiviyi mi alacağız acaba? Yok. Bu da bir şey yok. Yumurtamız var. Yumurtayı ne yapacağımız konusunda ama bir fikrimiz yok. Ha. Yumurtaya gideceğiz. Evet. A bird. Takılmıyor. Daha başka bir şey takılacak. Kafamın yanında yalnız gaga. Ve aynada bir şey yok. Sen konuş bakayım. Alo. Uçtu gitti. Alo. Hayda bir epehlivan, hayda bir epehlivan. Yine balıkla vurdum. Sana seni kemireceğim bir şey vermem gerekecek. Baykuş geceleyin uçarak bana geldi. Akşam güneş battıktan sonra ay hiç görmediğim kadar büyüktü. Baykuş sağa baktı. Sonra yine bana dönerek şu sözleri söyledi. Amacını unutma. O sola baktı ve dedi ki başka bir şeye dönüşmelisin. Aydınlanmalısın. Gözlerimin içine baktı.
Sabah güneş doğunca başını ta arkasına döndürdü. Sonra gidiverdi. Bütün yönleri yaz. Orada saat de uygula. Oh ne âlâ. Güneş battıktan sonra. Güneş battı. Baykuş uçarak geldi. Uçarak bana doğru. Orada bana doğru diyor. Bana doğru geldi. Ay hiç görmediğim kadar büyüktü. Ay büyük. Baykuş sağa. Sonra yine bana dönerek. Sonra bana. Kanatlarını açmış sağa bakarken, kanat yazayım şuraya. Bu sözleri söyledi. Amacını unutma. Sola baktı. Sonra başka bir şeye dönüşmelisin. Aydınlanmalısın. Aydınlan. Başka şeye dönüşü de yazalım da önünü. Belli mi olur dönüş? Sonra ne diyor? Gözlerimin içine baktı. Sabah güneş doğunca. Tam arkasına. Sonra gitmiş. Öğleden sonra 14'müş. On dört tam güneş. Akşam bilmiyoruz. Akşam bu. Bu night gece. Bu da sabah. Into the night. Solucan kalp. Solucan kalp. Kertenkele balık. Gece. Ağırlıkta bir. Abi. Kafa çorba olmazsa iyi. Bunu yaptık. Dur. Tamam. Bir dakika. Altında bir şey mi var? Ha o şey süsü. Buna bir şey yapamıyoruz. Bana bir şey yapamıyorum. Birisi hissediyorsun da ben hissetmiyorum be kardeş. Ne koyacağız oraya bilmiyorum ki. Üçüncü yumurtayı şuraya koysam.
Ağzına. Bu ne oğlum ya? Başa geldik, neysedir. Tamam, ben yapayım, dur. Az biraz anladım gibi. Hep farklı olanları seçiyorsun. Öyle öyle gidiyor. Barnağa geldik. Sonra beyaza geleceğiz. Sonra yine beyaza geleceğim ben. Başa döndü. Diğer ağzı kapalıya mı gidecektik ya? Parmağımı seçecektik yoksa? Ama bir kere parmağı seçtim. Bir kere beyazı seçtim. Ağzı kapalıyı seçeceğim. Bunu seçtim. Bir tane tüy aldım buradan. Bir saat buna yordum. Şimdi tüy 1. Anladığım kadarıyla bu tüyü 4 tane edip buralarda geçiş için kullanacağız. Bir tanesi sincabın elinde. Bir tanesi buradaki puzzle'dan çıkacak bence. Bir tanesi de o saksıdan çıkmalı ya da şundan çıkmalı. Bundan çıkacaksa bıçakla keseyim. Bir şey de yok bizim kullanabileceğimiz hani. Beklesek şöyle. Yok. Gidiyor, gidiyor. Şimdi burası var. Buranın puzzle'ını nasıl aktif edeceğiz? Bundan nasıl alacağız bir de? Bundan palamut lazım ya. Bu ağacın herhangi bir yerinden bir şey olmuyor. Balık fırlat olmuyor. Kertenkele at olmuyor. Solucan olmuyor. Ağırlık olmuyor. İşte buradan palamut yetiştireceğiz. Bence. Buradan bir şey çıkacak, onun meyvesini ona atacağız. Ama şunları henüz çözemedim. Ağırlık asılmıyor çünkü. Bak ağırlık. Ağırlığı asabilmek için de bir şey lazım. Bayağı bir şey lazım. Ya bizim halen daha burada baktığımız açılarda gözümüzden kaçan bir şeyler var ya da her şey şu saate kaldı şimdi. Ettin beni. Bu şiirdi. Samsaracık. Yani şunu ilk başta ben bunları bulma sıramız olsa diye düşündüm ama yani 40 oluyor bu 4. sıra ya 40 oluyor. Kaldı ki 3 de olsa yine sıkıntı. Bir ağırlık 1'e eşit. Bunu burada paylaşmasının sebebi. Bir tarafa hayvanı, bir tarafa ağırlığı asıp hangisinin birden ne kadar ağır olduğunu mu orada tartacağız? Öyle bir şey mi acaba? Şurada mesela kalbi bunlardan birine takıp diyeceğim. Olmuyor. Yani buraya ne koymalıyım ki? Tartıyı yapabilelim. Yani öyle olsa zaten ağırlığı da asabiliyor olurduk. Hani ikisi buradaki ne oluyor gibisinden mi diye düşündüm.
Yok. Olmuyor. Bir tane buradan alsak, bir tane ondan alsak, iki daha iki almış oluyoruz. Şu kalıyor. Onu cevap olmak için kullanacağımız için. Bilemiyorum ya. Biraz bir kafamı dinlemem lazım. Ara vereyim de sonra bakmaya devam edeyim. Şey yapamadım. Beynim durdu. Toparlayamadım. Şimdi battığını söylüyor. Saati ona göre ayarlamak lazım ama. Yani solucan kalp, kertenkele, balık. Bunlar şeydeki simgelerden olsa şurada işaretleriz aslında bakarsın. İşaretleyebilir miyiz? İşaretleyemeyiz onu da. Onu da işaretleyemiyoruz. Evet. Ya amcanın ağzına gidip onların hepsini yönlendirip sağ taraftan bir şey alacağız. Yumurtayı aldığımız yerde. O puzzle için. Ya da bilemiyorum. Nasıl olacak? Neyse bakacağım. Biraz bir mola. Ekranın sağına soluna tıklarken şuraya tıklanabildiğini gördüm. Ama bir şey yapmadım. Şekli değişiyor. Benzedi sanki o solucana benzemişti. Kalp mi? Kertenkele. Neydi saat? Solucan kalp. Tamam. Bir saniye. Ha, gözleri de gelmişti. Ha. Bu yumurta. Ne oldu şimdi? Sekiz bin beş. Bunu biz daha önce girmiştik şeyde. Yok 8 değil. 7-25. 6. Ha 7-25 tamam onu saatini yazalım. Bu 14'tü. Bu 14.00'dı. Bu 07-25. Şimdi ne oldu? Burada bir şey çıktı. Ay çiçeği. Sincap gitti. Ne bu? Telefonu kaldır diyor. Bunu anlayamadım. Bir telefona bakacağım. Ne Up. Balon çıktı. Sola doğru gitti. Elini çek. Kırarım o elim.
Kibrit. Uçtu gitti. Ne oldu şimdi? Aha. Ha, tartılar geldi. Ha, bu ne kum? Sol yukarıya bakıyor. Sanki bir aynaya bakma ihtiyacı hissettim ama doğru mu? Yok. Değil. Sol yukarıya. Bunu zannedersem sol yukarı, sol aşağı. Buradan bir tane daha kağıt alalım. Hatta şöyle yapayım komple. Onu bir çizeyim. Sol yukarı, sol aşağı, sağ yukarı, sağ aşağı. Bu şekillerle ilgili bir şeyimiz yok. Tartıları kullanacaksak. Ha. Dur. Sol yukarı. Baktık. Ha, bu mu ki? Hı. O zaman solucan sıfır diyeceğiz. Kertenkele bir diyeceğiz. Ama bizim saatimiz solucan kalpli. Sıfır. Muhtemelen üç. Sıfır. 3 40 mı diyeyim? Ne diyeyim? Ya da şey mi yapacağız? 0 3 40. Boşta bir bu kadar birimse ona göre oradan onun şeyini çıkarmalıyız bence. Bu 0 hiç oynatmıyor. Bu denk getiriyor. Şu kadar bir fark. Bunu koyunca bu 50'dir diye düşünüyorum ya. 40 ya da 50 bu. Bu da 1, 2, 3, 4 olabilir. O zaman saati 4 50'ye getirsek olmuyor. 4.55 yapsak olmuyor. 0.3 50 55 kaçmış? Saat 4.15'miş. Ha tabii 1'di ya. Doğru. 4.15 olacak. Doğru. 4.15'e getirdik. Burada bir şeyimiz yok. Burada bir şeyimiz yok. Ayın yüzünü mü yarayacağız? Bıçak ver. Ayı yaralım. Aha. Yukarı. Yukarı şöyle mi? Karenin böylesi. Aşağı. Trak bir şey. Bunlara oynanıyor mu?
Ondan sonra sağ yukarı düz çizginin yanında yuvarlak. Ha, onlar yuvarlak. Dur bakayım. Bunun sol altındaki yuvarlak. Yukarıya baktığımızda yoktu. Aşağısı da ters T. Tamam. Bu aynı kağıt mı? Evet. Bu değil. Buradan kalbi al. Bıçağı niye koyduk? Bu bilgiler nerede kullanılacaktı? O şeyler şunda. Ha. Sen şuraya gel, sen de şuraya gel. Kaç ama? Ne yapmam gerekiyor? 6, 7, 8, 45 diyebilir miyiz? Nasıl bir kuşmuş be? Şimdi bebişi mi tartalım? Bebişi tartmayalım canım. Ya 4 kilo mu ya? 4 birim mi? Ne, nedir? Gideceğiz. Gidiş yolumuz veriş. Kaç yazmıştık biz? 4. Kaçtı? 4.15. Bu 8.45 yaptık, değil mi? 0.8.45. Gerekir mi? Gerekir bence saatleri gel. Burada bir zibidi vardı, ona şunu versek. İstemez misin? Bunu da istemezsin. Geçelim. Kaçtı? 7.25. Hiç yok.
Hadi ya. Ne ya? Bunun bir esprisi var ama. Peki. Devrilsen ya. Devrilmesi mi gerekir? Heh. Ne çıktı oradan? Ay çekirdeği çıktı. Yani elimizle sökemiyorduk onu. Anladım. Sen ay çekirdeği yiyeceksin değil mi zibidi? Sana ay çekirdeği vereceğiz. Dur. Şu dalı kessem ya. E, 14'e geri dönüyoruz. Bir tane kaldı. Kaça geçeyim? 4.15'e geçsem. 4.15 bir öncekiydi. Ha, bu da o puzzle. Şimdi baykuş sağa baktı. Dur. Dur dur. Dur la. Aynen. Sağa baktı. Sonra bana baktı. Sonra sola baktı. Sonra bana baktı. Sonra tam arkasına baktı. Bunu da yaptık. Girdik, girdik, girdik. Evet. Bu oyunun da sonuna geldik. Ben yaklaşık 1,5 saatte bitirdim. Ben oyunun puzzle mantığını seviyorum. Bu Rusty Lake bu işi kendi yöntemiyle ve güzel yapıyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğen butonunu kullanmayı unutmayın. Beğenileriniz benim için ve kanalın önerilmesi için önemli. Dediğim gibi daha önce de yakında bir duyurumuz olacak. Duyuru bir video şeklinde olur yüksek ihtimalle. O duyurudan sonra da tabii ki benim video çekme sıklığım değişmeyecek çünkü ekstra bir işte çalışıyorum. Ama kanalımız adına yeni güzel şeyler yapmaya çalışacağız.
Sizlerin de desteği lazım bunun için. Daha fazla kişinin ulaşması, bu çabalarımızın, emeklerimizin, işte harcamalarımızın karşılığı olarak sadece izlenme ve beğendim veya ya da beğenmedim, mecbur değilsiniz tabii ki beğenmeye, ve abone olarak geri dönüyor bize. Ben zaten kanal olarak YouTube partnerliği şartlarını taşımıyorum. Yaklaşık kaç senedir yapıyoruz bunu, video çekme işini? 2 seneden fazla oldu diye düşünüyorum. Tabii ki 2 seneden fazla oldu da, yani 3 sene oldu mu ondan emin olamadım. Ve 600'ü geçkin videom var. 600'ü geçkin videoda 153 takipçi var. Bunda tabii benim videolara gereken belki özeni göstermemem de etkili. Çünkü bunu sık sık dile getiriyorum. Editlemeye vaktim yok. Ama iyi geri dönüşler olursa, kanal iyi bir yerlere gelirse, bu kanaldan ileride kim bilir gelir elde etmeye başlarsak, ben bu gelirleri kendi cebime koyacak değilim. Ben yine bu kanalın sizlere işte boş vaktinizi, böyle kafanızı boşaltmak için diyeyim, ziyaret ettiğiniz bir kanal olarak görüyorum. Dolayısıyla yine sizin bunu daha keyifli halde burada zaman geçirmeniz için harcanacak bir gelir olur. Eğer öyle bir gelir olursa da. Bu ne demek oluyor? Yani ben videomu editleyemiyorsam editleyebilecek birisinden destek alacağım. İşte veyahut internetim iyi değil, iyi hale getirecek hizmetler alacağım vesaire vesaire gibi anlamları var bunun. Ama bunların hepsi dediğim gibi sizlerin beğenileri, tavsiyeleri, abone olmanız, bunlarla ilerleyecek bir şey. Ha, olmazsanız benim için dünyanın sonu. Ben 2 senedir ortalama 20-25 kişi aktif takipçi diyebiliriz. Geri kalanı hani denk geldikçe, imkan buldukça bakıyor. Ama aktif olarak ortalama 20-25 kişi var. Benim öyle dertlerim olsa 20-25 kişi az deyip zaman ayırmaya da bilirdim. Kendi başıma hani sizlerin beğendiği, istediği oyunlara yönelmek yerine kendimce, kendi ilgime göre sadece oynayabilirdim. Ne varmış diye bir bakayım istedim. Tamam, o zaman burada bitirelim. Daha fazla uzatmayayım konuşmayı. Hani bu kısmı da dinleyenler varsa onlara da, videonun bu kısmına da tahammül edip vakit ayırdıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Cansınız. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.